rahatlatacağımız bir oy oranına ulaştırmamız gerekiyor. Bunun için gayret ve mücadele içerisinde bulunalım diyorum. Seçimden sonraki süreçte de... Belki son 3 güne, seçimin 3 gününe tesadüf etmesi da AK Parti'nin sloganı tevazu, samimiyet, gayretti. Aslında alınması anlamında da elini rahatlatacağımız bir oy oranına ulaştırmamız gerekiyor. Bunun için gayret ve mücadele içerisinde bulunalım diyorum. Seçimden sonraki süreçte de... Bugün burada Kahramanmaraş ilinde geçmişten günümüze tarihinde bulunduğu süre içerisinde güzel çalışmalar yapan tüm icracı, vakıf ve derneklerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız buradalar. Deprem bölgesinde özellikle çok güzel çalışmalar yaparaktan devletine, milletine hassasiyetler üzerinde sahip çıkmışlardır. Halkına, belediyesine, hükümetine sahip çıkan bu kuruluşlara ben kendi şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Çünkü Enkaz'da öyle bir süreç yaşadık ki herkesin pırlı pırlı olduğu bir dönemde buradaki kardeşlerimiz ellerini taşın altına koyaraktan sen ben ayıp etmezsin, Alevisi, Sünnüsü, şu bu falan herhangi bir projeye önem vermeden mazlumun hakkı sorulmaz, dini sorulmaz mantığıyla gereken çalışmaları yapmışlardır. 6 Şubat depreminden sonra farklı bir durumda. Yıkılmış bir şehir. Neredeyse 1/4, 1/3 adeta yerle yeksan olmuş bir şehir. Tabi onun yanında insan psikolojisinin de farklı bir şekilde şekillendiği bir şehir. Ama Allah'a şükürler olsun. Özellikle deprem sırasında ve sonrasında sizlerin özverisiyle, sizlerin toplumla olan ilişkisiyle bu süreç bence diğer şehirlere de nazaran çok daha iyi bir konumda ilerliyor. Çok daha iyi bir seyirde ilerliyor. İnşallah bizler de bu sürece vereceğimiz katkılarla her geçen gün bu yaraları sarmaya devam edeceğiz. Tabii sivil toplumla devletle olan ilişkisi özellikle AK Parti hükümetleri döneminde gelişerek devam etti. Hamdolsun aslında belki de birçok özlemini çektiğimiz şeyi bu dönem içerisinde sizlerin gücüyle, sizlerin iktidara vermiş olduğu güçle, iktidarın yanında yer almanızla belki de halledilmesinde çok zorlandığımız, yıllarca özlemini çektiğimiz şeyleri şöyle 20 yıllık dönem içerisine baktığımızda bugün çözümlenmiş olarak görüyoruz. Burada sizlerin emeği çok fazla. Aslında en kıymetli şeyimiz olan özgürlüğümüzü bu dönem içerisinde tam anlamıyla belki de yakaladığımız dönem diye ifade edebiliriz. İşte örnek verebilirsek İmam Hatip sorununun çözülmesi, başörtü sorununun çözülmesi, Ayasofya'nın ibadete açılması, savunma sanayinde yerli unsurların artmış olması, %20'lerden %80'lere gelmesi, bunların hepsi güçlü iktidarın, belki de çözümlenmez dediğimiz şeylerin çözümlenmesini sağladı. Ve burada gerçekten şunu tüm samimiyetimle ifade etmek isterim. Sivil toplum örgütlerinin özellikle bu hassasiyete sahip sivil toplum örgütlerinin iktidarla kurmuş olduğu o ilişki biçimi bunların çözümlenmesinde çok büyük bir etken oldu.